Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Aksaray'dan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Aksaray yalıtım dünyasına konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Taner Arıbaş var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar? Taner Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada arada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Her daim. E, Taner Bey, ben firmamızdan bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. E, Taner Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Ben 1976 e, Aksaray doğumluyum. Ekonomi mezunuyum. Sektöre e, bir firmada işletme ve pazarlama müdürü olarak başladım. Üretim dalında. 2010 yılında da bir boşluk gördük yalıtım üzerine. E, evet. sadece Aksaray değil, Türkiye genelinde. Özellikle su ve ısı yalıtımında büyük bir boşluk vardı. Türkiye'nin de enerji sıkıntısında büyük bir boşluk vardı. Biliyorsunuz dünyada enerji sıkıntısı var. E, enerji bazında yurt dışına bağlıyız. Özellikle doğalgaz gaz. Elektrik evet. çok pahalı. Evet. Bu yüzden dolayı dünyada enerjide bir teşvik var. Bizim ülkemizde de olması gereken buydu. Bu boşluğu değerlendirebilmek, ülkemize de katkı sağlayabilmek için enerji anlamında. Bu yüzden dolayı bu sektöre girdik. 2010 yılın 3. ayında faaliyete başladık. Şu an 6 yılımızı doldurduk. Burası ikinci şubemiz. İkinci şubemizle beraber Türkiye geneline hizmet vermekteyiz. Perakende ve toptan satışı aynı zamanda yakın bölgelerde uygulama üzerine de çalışmaktayız. Evet aslında A'dan Z'ye birçok e, faaliyetler var burada. Yalıtım evet. sektörüyle alakalı bahsetmek gerekirse biz yalıtımda uzmanız. Su yalıtımı, ses yalıtımı, ısı yalıtımı ama e, Türkiye'deki diğer büyük bir sorun da su yalıtımı. Su yalıtımında da e, çeşitimiz çok uzmanlık alanımız. Ha, bunun yanında e, mecburi ürünlerimiz de var? Nedir bunlar? İşte dekoratif ürünler, e, alçı ürün grupları, alçıban grupları, profil grupları. E, ama biz e, genel anlamda her şeyi satmaya karşıyız. Herkes uzmanı olduğu dalda, branş olduğu dalda hizmet vermesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Yani herkes kendi bildiği işi yapmalı bildiği aslında. Bildiği işi yapmalı, evet. Değil bildiği mi? işi yapmalı. Yani bu iş sadece para endeksli bir iş değil. Her şeyi buraya koyup satmak sadece para göz olmak demek. Evet. Biz buna karşıyız. Yani boyacı boyasını satmalı. Değil değil mi? Dekorasyoncu dekorasyonun işini yapmalı. Ağır malzemeci ağır malzemesini satmalı. Biz yaltımcıyız, biz yaltım üzerine çalışıyoruz. Evet. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani çok lanetalar ve olmazsa olmazlarınız. Bizim olmazsa olmazlarımız, biz biraz önce de bahsettiğim gibi sadece para endeksli değiliz. Yer ve yere göre ürün, gerçek ürün, yani nedir? Bir binaya olmayacak ürünü kesinlikle tavsiye etmiyoruz ve satmıyoruz. Evet. Gerçek anlamda ısı yaltım değeri olan ürünleri, TSS'i, garantisi olan ürünleri, arkasında durabileceğimiz ürünleri ve uygulamada sıkıntı çıkarmayacak ürünleri satıyoruz. Evet. evet. Yani esasında önce hizmet ondan sonra ticaret diyebiliriz. Tabi tabi. Hizmet, noktada. hizmet çok önemli. Bir de e, bizim işimiz e, kısa vadeli bir iş değil. Satıp geçme anlamında bir iş değil. Geri dönüşümü olacak bir iş. Çünkü cephe yapıyoruz. Cepheye malzeme veriyoruz. Veya su yaltımı yapıyoruz. İleride evet. olan sıkıntılar tekrar bize dönüyor. Bunun dönmemesi için biz e, gerçek anlamda doğru ürünü satmalıyız, doğru ürünü tavsiye etmeliyiz Değil veya mi? doğru ürünü uygulamalıyız. Kesinlikle ama buna rağmen de e, tüketiciler sadece uygun fiyat politikasıyla da düşünebiliyorlar bir takım şeyleri. Türkiye'de maalesef %80'i uygun fiyat politikası düşünüyor. Neler yapmalıyız, nasıl anlayabiliriz e, bunu? Bunda biraz da devletin daha çok teşvik vermesi lazım, daha çok bilgilendirmesi lazım. E, bir de bu kadar kolay müteahhitlik olmaması gerekiyor. Yani insanlar, parası olan herkes müteahhitliğe soyunuyor. Bu da ne yapıyor? İşin kalitesini düşürüyor. Ee, i̇nsanlar yüklü miktarda daire alıyor, yüklü miktarda dükkan alırken para ödüyor. Ama karşılığındaki hizmet e, %60 civarında gerçek hizmet almıyorlar bunun için de devletin gerçek anlamda bilinçlendirmesi gerekiyor. Özellikle yalıtım konusunda dünyada büyük bir aydınlatma ve teşvik var. Evet. Ee, hükümetimizin bu konuda biraz daha teşviği arttırması ve aydınlatması gerekiyor. Evet. Çünkü bizim e, doğa e, şeyde enerjide hep dışarı bağımlıyız. Doğal gazı dışarıdan alıyoruz. Elektrik üretiminin bir kısmını dışarıdan alıyoruz. İşte e, kömürü dışarıdan alıyoruz. Bunun için bizim enerjiye daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyadaki yeraltı kaynaklarının bir 50 yıl, 60 yıl daha gideceği söyleniyor. Ondan sonra büyük sıkıntı. Bunun için dünyada enerjiye büyük bir teşvik var. Kesinlikle bir de yani Taner Bey çok büyük değer katıyorsunuz aslında. Ekonomiye de bir değer katıyorsunuz. Evet. Ülkemize bir değer katıyorsunuz aslında bu noktada. Evet yani e, bunun... Bizim gibi insanların daha çok yaygınlaştırması evet. gerekiyor. Ama bunu yaparken de biz yani çok ulusal firmalar olmadığımız için biraz daha devlet teşvikli reklamlarda evet gerekiyor. aydınlatılması gerekiyor halkın işte e, enerjinin hapsedilmesinin ne kadar faydasının olduğu, ülkeye ne kadar faydasının olduğu, bunların e, daha çok medyada. Yer alması gereken konular. Yani biz bir yere kadar ulaşabiliyoruz. Taner Bey, sadece Aksaray bölgesinde mi çalışmalarımız devam ediyor yoksa daha sonra çeşitli şehirlerle beraber miyiz? Biz öncelikle Aksaray ve çevreyiler ağırlıklı sürekli çalıştığımız yerler, yani sürekli müşterilerimizin, daimi müşterilerimizin olduğu yerler. Evet. Nerelerdir bunlar? Nevşehir, Nider, Kırşehir, Konya bölgesi. Kayseri bölgesi, Ankara bölgesi. Bunun haricinde şantiye bazında Türkiye'nin 81 vilayetine de malzeme gönderiyoruz. Evet ama bir kere şu çok belli Taner Bey bir kere çok severek yapıyorsunuz. tabii işi. ki işimizi sevme, sevmeden yaparsak başarılı olamayız başarılı zaten. Başarılı evet. değil mi? E peki bu sektöre girerken Taner Bey mutlaka bir hedef koydunuz. 10 yıldır kendiniz bu sektördesiniz. Evet. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projeleriniz neler olacak? şimdi ben hedefimden fazlasıyla ulaştığımı düşünüyorum ama hedefler insanlarda hiçbir zaman bitmez. Değil Her değil zaman değil çıtayı arttırırlar. Ee, tabii ki ileriki, ilerleyen aşamada e, bazı ürünleri kendim üretmeyi düşünüyorum. Ama bu e, belli süreçler gerektiren zaman şeyler. Gerektirir. Tabii ki bunda ülkenin gidişatı da e, bakacağız. Önemli. İnşaat sektörünün gidişatına bakacağız. Acaba inşaat sektörü nereye varacak? E, buna bakacağız. Ama inşaatta şu var. İnşaat hiçbir zaman bitmez. E, sınır da yoktur. E, lüksün de sınırı yoktur. E, alternatif ürünlerinde sınırı yoktur. Evet, belki ilerleyen dönemlerde biz aksara yalıtım dünyasını iki şube değil de beş şube olarak da görebiliriz, on şube olarak da görebiliriz. Neden olmasın aslında? Olabilir tabii ki, ama biz şube sayısını arttırmaktansa daha büyük alan ve konsept arttırmayı düşünüyoruz. Yani nedir bu? Bizimki ağırlık toptan olduğu için yani perakendemiz var ama ağırlık toptan satışımız olduğu için bizde çeşit fazlalığı ve alanın büyük olması bizim için daha büyük. Çünkü daha önemli ulaşım daha rahat oluyor. Ürün çeşitliliği daha fazla oluyor. insanların bakış açısı daha da değişiyor. Şimdi şube, Aksaray küçük bir yer. Şube sayısını arttırmak e, tabii ki isterim ama şu aşamada gerek görmüyorum. Evet. E, peki burada kaç uzman kadro ile berabersin? Şu an 8 tane sabit uzman çalışanımız var yanımızda. Ama bunun haricinde uygulama yaptığımız Aksaray içinde bazen 50 kişiyi buluyoruz, bazen 80 kişiyi buluyoruz. Ama bu uygulama anlamında sabit çalışan 8 kişimiz var. Evet, Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olduk. Teşekkür oldum. ederim. E, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle size çok teşekkür ederim Taner Bey. Bu güzel şehrimize Aksaray'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür yapıyorum. ederim. Çok ben de bir kanal olarak, bir medya olarak bu konularla ilgilendiğiniz için sizlere çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Aksaray'dan seslendik. Bir şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Aksaray yalıtım dünyasına konuk olduk ve buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar söz Merkezisi yorumda.